sıkıştırayım, daha da boğayım ve millet bunlardan iyice sırtını dönsün bunlara karşı gibi bir psikolojisi var. Bu da şöyle bakmak lazım. Ben SGK'ya borcu varsa belediyenin ödemesi taraftarıyım. Devlete borcu varsa ödemesi taraftarıyım. Tabii ki de ödesin. E, muhalefet belediyesi ödesin. Ama sorun şu. İktidar belediyesinin borçları ne olacak? Yani acaba iktidar belediyelerinin mi daha çok borcu var? Muhalefet belediyelerinin mi daha çok borcu var? İktidar belediyeleri mi yandaşa daha çok ihale veriyor? Muhalefet belediyeleri mi yandaşa daha çok ihale veriyor? Hangisi daha fazla zenginlik üretiyor? Hangisi daha fazla devletin sırtında kambur, sırtında yük? Bu teraziyi koyduğumuz zaman iktidar kefesi çok ağır basıyor. Dolayısıyla Erdoğan burada da güya siyasi uyanıklık yapıyor ama gün gelir işte insanlar bunu da akıl eder sorar der ki tamam sen bu belediye geliyorsun da kendi belediyene gidiyor musun bakalım? Türkiye'deki hizmet ortalaması gerçekten çok vasat olduğu için sen ona SGK borcunu ödetsen de, devlet borcunu tahsil etsen de, etmesen de alabileceğin hizmetin sınırları ortada. E bunun yanı sıra işte emekliye bir şey diyorsun SGK borcunu ödemiyor. E sen emekliye ne yaptın? Ben dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın Twitter hesabından emekliler için neler yaptık diye bir video paylaşılmış. En düşük emekli maaşı %25 arttırıldı. %25 arttırıldı 12.500 lira oldu. Enflasyon senin açıkladığın %65. %25 niye artırıyorsun? Ki gerçek enflasyon, hissettiğimiz enflasyona baksan yüzde yüzün üzerinde sen diyorsun ki ben yüzde yirmi beş arttırdım. Bir, yüzde yirmi beş bir cinayet. İki, arttırdığın nokta 12500 lira. İşte bayram ikramiyeleri yılda altı bin lira. Ya altı bin lira ne ya? Altı bin lira ne? Altı bin lirayla emekli ne yapabilir? Kira mı ödeyecek? Hangi faturasını ödeyebilir? Altı bin lira yılda para veriyorsun ekstra. Ne yapabilir bununla emekli? Emekli bununla 10 kilo et alamıyor şu anda. 10 kilo et alamıyor. Yani ayda 1 kiloya denk gelmiyor bayram ikramiyesi dediğin. Gidip kurban bayramında ikramiye veriyorsun. Normalde nedir? Kurban bayramında emekli ikramiyesini alır. Kurbana hisseye girer. Değil mi? Yani büyük oranda böyle bir bizim bir şeyimiz var. Aldığı emekli ikramiyesiyle bırak kurbana hisseye girmeyi. Senin kurbanından bir kilo et satın alamaz. Yani durum buna gelmiş. Dolayısıyla hani muhalefete yüklenebilir. Sen ne yapıyorsun ki? Sen ne yapıyorsun? Onu önce bir anlat. Ne yapıyorsun? Emekliye ne yapıyorsun, İşsize ne yapıyorsun, işçiye ne yapıyorsun, gençlere ne yapıyorsun? Bak şimdi yaz sezonundayız, e yine önümüzde kış, okullar açılacak. E başlayacak, yurt gündemi başlayacak. Öğrenciye yurt veremeyen bir devletimiz var. E geçtim onu git evde kal diyeceksin. Kira problemleri başlayacak. İstanbul'da olmuş en düşük evin kirası 25-30 bin lira. En düşük evden bahsediyorum. Öyle 15-20 bin liraya evler var. Hani hayvan bağlasan durmaz ev diyorsun ama öyle bir şey yok yani. Bodrum'un alt katında penceresi yok, içeride tuvalet. Tuvalet yani biz mutfakla salonun açık mutfağı öğrendik, alıştık. Hani bizim kültürümüzde normalde yoktu ama açık tuvaleti de hani salonun içinde tuvalet falan böyle 15 bin liraya kiralık yerler var. Bu İstanbul. İstanbul pahalı diyoruz. E git Anadolu'ya, Anadolu ucuz mu? Anadolu'da 3 bin lira ev mi var, 5 bin lira ev mi var? Anadolu'nun ücra köşesinde... Ev kirası olmuş 10 bin lira, 15 bin lira. Öğrenci gidecek orada, ayda 15 bin lira para ödeyecek. 3 arkadaşıyla paylaşsa falan filan anlatırsın. Yani maliyetler ortada. Öğrencini okutamıyorsun, öğrencini barındıramıyorsun. E iş için geçinemiyor. İşsiz adam zaten iş bulamıyor. Emeklinin hali ortada. E sen ne yaptın? Sen ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorsun. E dolayısıyla ülkenin geldiği durum zaten hepimizin malumu. Çok da bunları anlatmaya da gerek yok. Hepimiz yaşıyoruz bunları. Ama buradan çıkacak sonuç bu iktidarın ülkeye faydası yok. Yani 22 senede bunu anlamış olmamız lazım. Ama bu muhalefetin de ülkeye bir faydası yok. 22 senede bunu da anlamış olmamız lazım. Ben hep geldiğim noktaya geliyorum. Dönüp dolaşıp yeni yüzler, yeni isimler, yeni heyecanlar, yeni fikirler. Bunlara yolumuzu açmamız lazım ülke olarak. Biz bu noktada gerçekten hazır bir şekilde bekliyoruz. Yani gençlerin söz sahibi olması lazım. Gençlerin artık imkan bulması lazım. Yoksa biz de yaşlanacağız. E biz ne kaybedeceğiz? Biz zaten hayatımızın büyük oranda büyük bölümünü kaybettik. Yani heba ettik ülkenin şartlarından dolayı. Daha ne kaybedebiliriz? Biz böyle yaşlanır gideriz. Ama gelecek nesiller de işte onlar da kaybediyor. En azından onlara bir şeyler bırakalım, onlara kazanalım, onlar için kazanalım. O yüzden yeni fikirler, yeni nesillerin Türkiye'de söz sahibi olmasının zamanı geldi geçiyor. Çok teşekkür ederim.